Hocam selamlar Selim Hoca ben. Soru şu. Bu resimde gördüğümüz hanımefendi kim hocam? Bu resimde gördüğümüz hanımefendi Britney Griner. Bakalım Britney Griner kimmiş? Hocam hep söylüyoruz iki virgül arası kendinden önce gelen isimle ilgili bize ilave bilgi verir ama bazen de kafamızı karıştırır. Şu kısmı geçici olarak görmezden gelelim. Bizim asıl cümlemiz şurası bak. Britney Griner Rusya'da gözaltına alındı. Peki kimmiş Britney Griner? genel olarak yaygın bir şekilde tüm zamanların en büyük, en önemli kadın basketbolcusu olarak düşünülen, görülen Britney Griner, öznemiz, Rusya'da gözaltına alındı. Gözaltına alınışının bir ay akabinde, little is known, çok az şey biliniyor. Ne ile ilgili? Onun durumu, onun koşullarıyla ilgili. Ne demiştik az önce? İki virgül arası bize ilave bilgi verir, kafamızı da karıştırır. Görmezden gel hocam. 31 yaşındaki bu hanfendi en son CCTV'de görüldü. Hocam kapalı devre televizyon ya da bir nevi güvenlik kamerası deyin. Yani burada görüldü deyin. Ne yaparken görüldü? Havaalanı güvenliği içinden geçerken yürürken görüldü. Peki neymiş özelliği? 31 yaşındaki ki Şermetova havaalanına inen ne için inen hocam? Bir sezon daha Rus takımıyla Euroleague oynamak için inen 31 yaşındaki bu hanfendi en son bu kameralara görüldü ne yaparken? Güvenlik görevlilerin arasından yürürken. Asıl cümle burası. Hadi bakalım. İnanılır. Neye inanılır? Gözaltına alındığı, tutuklandığına inanılır. Bir daha devam ediyorum. Rus yetkililer tarafından tutuklandığına inanılır. Peki konu ne ya da suçlama ne? uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili. Yani uyuşturucu suçlamasıyla alakalı Rus yetkililer tarafından gözaltına alındığına inanılır. Şimdi haberimiz buydu hocam. BBC'den aldım bunu. Şimdi detaylara girelim. Consider'a bir eş anlam söyleyin bana. Britney Griner'a yaygın şekilde, genel şekilde şu şu olduğu düşünülür demiştik. Hadi see hocam. Başka think. Başka consider. Bunların hepsi düşünmek, dikkate almak, göz önünde bulundurmak demek. Neydi? Tüm zamanların en önemli kadın kadın basketbolcularından birisi olduğuna inanılan, öyle düşünülen Britney Griner Rusya'da gözaltına alındı. Fiil hali detain hocam. Peki bu ne? Bu da gözaltına alınan insan. Bak sözlük karşılığı. A person held in custody. Gözaltında tutulan kişiye detaini denir. Sözlüklerin böyle bir sorunu vardır hocam. Bilmediğin kelimeyi bilmediğin bir başka kelimeyle açıklar. Çok önemli İngilizce İngilizce sözlük kullanmak ama bazen böyle problemler olur. Neymiş detayını göz altında olmak demek. In custody. Biz hep şunu öğrendik hocam. Under arrest. Filmlerde duyarız. You're under arrest derler. Tutuklusun. Göz altında olmak bu da göz altında olan kişi. Örneğe baktığımızda polisler hala onu tutuyor mu? evet göz altında tutuyor derken kullanılıyor. Evet, detention ne hocam bu? Bakın şu fiil hali bu o durumda olan insan kişi bu da isim hali. Gözaltına alınışının bir ay akabinde onun durumuyla ilgili onun koşullarıyla ilgili çok az şey biliniyor. Evet gelelim circumstances kelimesine. Şöyle öğreneceğiz. Under no circumstances. Cümleye baktığımızda under no circumstances hiçbir koşulda, hiçbir durumda should you read. Bakın devrik yapmış. Niye devrik yapmış hocam? Bir cümle olumsuz kelimeyle başlıyorsa özneyle yüklemin yeri değişir. You shouldn't diyor yani. Okumamalısın. Hiçbir koşul altında o özel mektubu okumamalısın diyor. Bu cümleyi bu şekilde de verebiliriz bakın. You shouldn't read that private letter bu özel mektubu okumamalısın. Zarftaki bu mektubu okumamalısın. Bu ne peki hocam? Hiçbir koşul altında. Bu şekilde de kullanırsın under any circumstances ya da under no circumstances kullanılır. Bir de under these circumstances diye karşımıza çıkar. Bu şartlar bu koşullar altında. Anlaşıldı mı? Koşul, şart, durum karşımıza böyle çok çıkacak hocam. Başka ne vardı bakalım? It is out of the question that. Çevirelim hocam. It is out of the question that. Söz konusu değil demek hocam. It is out of the question. Söz konusu bile olamaz demek. Söz konusu bile olamaz. Ne? I lent her my lecture notes again. Bir daha ders notlarımı ona vermek söz konusu bile olamaz. Demek ki geri getirmemiş hocam. Diyor ki bakın. Under no circumstances. Hiçbir koşul altında can't by lecture notes anymore. Artık benim ders notlarımı alamaz. Ne demiştim az önce? Bir cümle olumsuz kelimeyle başlıyorsa özneyle ile yüklemin yeri değişir. Devrik yapılır hocam. Bir örnek. Beni tanıyor musunuz? Little do I know about you. Hocam pek tanımıyorum seni ya. Çok az şey biliyorum. Bu cümle little'la başladığı için olumsuz bir kelimeyle başladığı için özne ile yardımcı fiilin yeri değişti. Peki nasıl diyebilirdik başka şekilde? I know very little about you. Senin hakkında çok az şey biliyorum hocam da diyebilirdik. Little'ı başa aldığımız için yardımcı fiille öznenin yeri değişti. Olumsuz bir kelime var. Özneli yardımcı fiilin yeri değişti. İki virgül arası bize ilave bilgi verir hocam. Gelelim şu cümleye. Çok güzel. En çok sınavlarda çıkan ve başımızın belası olan reduction konusu. Hocam bu nasıl bir cümle ya? Bak, she is believed. İnanılır. Ne zaman inanıyoruz hocam ona? Şu anda inanıyoruz. Tamam. Peki ne zaman gözaltına alındı? Ne zaman tutuklandı? Hatırlayın. Bir ay önce demişti. İki cümle arasında zaman farkı var mı? Var. Nasıl var? E şu an inanıyoruz. Gözaltına bir ay önce alındı. İki cümle arasında zaman farkı varsa have ve fiilin üçüncü hali kullanılır. Ne dedim? İki cümle arasında zaman farkı varsa have ve fiilin üçüncü hali kullanılır. She is believed. Şimdiki zaman eskiden gözaltına alındı. Have ve fiilin üçüncü hali. Peki bu to ne hocam derseniz pasivlerden sonra cümle to ile devam eder. It is believed to. He is believed to. Gibi yani. Set, believe derken to ile devam eder. Peki bu ne hocam? Bu da bu cümlenin pasif olduğunu gösterir. Ne inanılıyor? Rus yetkililer tarafından tutukladığına değil, tutuklandığına inanılıyor. Hadi bakalım şu kuralı bir daha tekrar edelim. Neymiş? İki cümle arasında zaman farkı olduğu zaman hev ve fiilin üçüncü hali gelir. Peki niye tu ile devam etti? Pasiflerden sonra tu ile devam eder. Peki bu bi ne hocam? Fiilin üçüncü hali bi pasif gösterir. Peki konu neydi? Niye tutukladılar hocam? Çünkü uyuşturucu suçlaması var. Charge ne demek? Charge şarj etmek demek hocam. Tamam. They charge me a lot. Bazen böyle kazıklamak gibi, mal olmak anlamında kullanılır ama biz şunu öğreneceğiz. Charge with aldığı zaman birini bir şeyle suçlamak demek. Accuse of, blame for, charge with suçlamak. Bir de hocam in charge of var. In charge of da sorumlu olmak, yükümlü olmak demek. Responsible for, liable for, in charge of. Charge önemli. Filmlerde duyarız ya. Who is in charge? Buradaki görevli yetkili kim diye karşımıza bu şekilde çıkar. Evet hocam BBC'den aldığımız bir haberdi. Britney Griner kimmiş? Tüm zamanların en önemli kadın basketbolcularından bir tanesiymiş. Ve onun üzerinde uyuşturucuyla ilgili suçlamalar varmış. Bu yüzden de ne olmuştu? Gözaltına alınmış hocam. Peki kelimeyi nasıl öğreneceğiz? Bayağı uzattık videoyu. Konu neydi hocam? Bir kadın basketbolcu var. Bu düşünülüyor, görülüyor. Ne olduğu görülüyor? Tüm zamanların en önemli basketbolcusu olarak görülen bu kadın ne olmuştu hatırlayın? Gözaltına almıştı. Hangi kelime gözaltına almak? Detain. Gözaltına alınan neydi? Detainee idi hocam. Bu neydi? Bu da isim hali. Hadi bakalım. Circumstances koşul, durum, şart. Ne ile kullanılır en çok? Under no circumstances. Hiçbir koşul altında demekti hocam. True neydi? True içerisinden, pencereden, kapıdan, tünelden derken kullanılır. Şu cümle üzerinde çok durdum, tekrar durmayacağım. Charge ne anlamını biliyoruz? Charge'ın şarj etmek anlamı var, karşımıza pek çıkmaz. In charge of, sorumlu olmak. Charge with ise suçlamak demekti hocam. Drak hem ilaç demek hem de uyuşturucu demek. Görüşelim.